olacaktı bu İBB'deki işe alım süreçleriyle ilgili. Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın bir açıklamasını çoğu kişi paylaşıyor. İBB'de 100 kişi işe alınacaksa 35 tanesi CHP'den, 15 tanesi İYİ Parti'den, 15'i diğer ve 20-25 tanesi İBB kariyer üzerinden işe alınıyor şeklinde açıklaması. Kadrolaşma ve liyakat tartışmalarına sebep oldu. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz var. Bırakın böylesi bir tartışmayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır ilk defa adil bir biçimde insan kaynağı edinim süreçlerini paylaşıyor. Yani hepiniz basın mensubusunuz. Burada olan olmayan herkese soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir başvuru kuyruğu hiç gördünüz mü siz? Hatırlıyor musunuz? Herkes bir hafızasını kontrol etsin. Bir. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarına bir bakın. 10 yıl, 15 yıl, 20 yılına bir bakın. Hiçbiriniz bir ilan gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz? Yani bir işe alım ilanı diye bir şey gördünüz mü? Ya bakın, sadece şuraya 30 bin insan başvuru yaptı. 30 bin E-Devlet üzerinden. İlanlarımızı çıktık. 30 bin insan E-Devlet üzerinden başvuru yaptı. Bunun 1000'e yakını kabul gördü. Şimdi burada yarışmanın içindeler ve bu yarışmanın içinden de hak eden sürecin içine dahil olacak. Az önce sorduk. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinden, İstanbul'dan kendini buraya hazır hisseden insanlar katılmış. Ne kimseye yaşamını sorduk, ne kimseye partisini sorduk. İnsanlar ne yapıyorlarsa karşısında kendileri gibi bilirler. Ne yazık ki bugüne kadarki siyaset sürecinde, geçmiş dönemde partizanlığı her koridoruna soktular bu kurumun, her koridoruna. Biz de bunu tamamen söküp atmanın çabası içindeyiz ve bunu başaracağız. Ben iyi biliyorum ki Sağır Sultan duymuştur, iyi biliyorum ki yani malum siyasi parti iktidar iken burada o partiye üye olmadan hiç kimsenin işe giremediğini duymayan kalmadı. Türkiye'de, dünya bile duyuyor artık bunu. Bu kadar acı bir süreç yaşattılar. Biz ise çağdaş bir dönemi başlattık. Adil bir dönemi başlattık. Bakın, liyakat zincirini kırdıkları için ülkenin gençleri mutsuz. Yani ben bu ülkeyi fırsatını bulsam terk ederim diyenler neredeyse üçte ikisi gençlerin. Böylesi bir ortam yaşıyoruz. Biz bunu tersine çevirmeye geldik. Doğrudur. Bizim aldıklarımızın içinde Cumhuriyet Halk Partili var. İyi Partili var. Saadet Partili var. HDP'li de var. MHP'li de var. Bir şey daha söyleyeyim size. Bizim aldıklarımız içinde AK Partili de vardır. Umrumuzda değil. Bizim insanımız. Yeter ki buraya liyakatıyla girsin. Ne yaptılar? E-Devlet'e girdiler. KPSS puanına göre sıralama yapıldı. O sıralamaya göre insanlar buraya geldi, katıldı. 1000 tane insanımız yarışacaklar. Yarışmanın sadece sportif tarafı yok, başka kulvarları da var. Bütün bunlar sonuçlanacak. Ardından 250 kişi alınacak. Bütün işlerimizi böyle yapıyoruz. Ama onlar ne yaptılar, nasıl devrettiler? Bir örnek daha vereyim size. İki seçim arası, iki seçim arası. Bakın, hiçbiriniz o iki seçim arası eleman alınıyor diye bir ilan gördünüz mü? Görmediniz, duymadınız. 2500 insan niye alındı? 2500. Kimdi onlar? O için mi alındı? Ben onlara da üzülüyorum. Ya da daha başka bir şey söyleyeyim. Yine o dönemde 400'e yakın İSKİ'ye memur alımı yapıldı. Bir taneniz duydu mu? Bir taneniz herhangi bir sınav duydu mu? Bakın, biz göreve başladığımızdan beri böyle yönetiyoruz ve yürütüyoruz. Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaralar, konuşmalar. Konya'dan, evet, Muş'tan, evet, 10 numara. Şimdi az önce içeride onu anlattım. Tam da istediğimiz bu. Ayağınıza sağlık. Burada elinizden geleni yapacağınızı ve hak edenin kazanacağını olan inancım var. Biz de ona şundan zerre şüphe etmeyin ki burada hak eden kazanacak. Bir. Evet. İkincisi yani Türkiye'nin her yerinden bu adil sisteme eşlik etmeniz beni çok mutlu etti. Başkanım, ona olan inancımız için buradayız. Buna emin olabilirsiniz. Sağ ol kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Başarılar dileriz.
Sizi burada görmekten mutlu oldum. Benim akrabam yok değil mi aramızda? Akrabam yok değil mi? Öyle akrabalığından dolayı falan hani tanıyoruz, tanıyoruz. Onun için buna izleyen yok değil mi? Yok. Aynen öyle. Emeğiniz de buradasınız. Yani unutmayın, emeğiniz de buradasınız. Unutmayın, kendi başarınızla buradasınız. Kazandığınızda da kendiniz olduğunuz için kazanacaksınız. Bunu unutmayın. Ya bu memlekette hiçbir idarecinin lütfuna ihtiyacınız yok. Kendiniz olun. Harikasınız, başarılar. Anne. Hem anne hem işe girmeye geldin. Helal olsun. Kuzum, adı ne? Adan Lina. Adan Lina. Evet, Lina. Çok güzel, Lina. Allah bağışlasın. İlk çocuğunuz mu? Evet. Baba şanslı. O da itfaiyeci. Öyle mi? Oo, ailece itfaiyeci. Çok güzel. Nereden geldiniz? Şanlıurfa'dan. Hoş geldiniz. Sağ olun. İzmir'den. Hoş geldiniz. Siz? İstanbul. Harika. İstanbul. Harika. İstanbul. Ankara. Tamam. Neyse, İstanbul çoğunluğu var ya. Evet. Ama torpille değil ha, sıralamayla geldiler, onu söyleyeyim. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. İnşallah güzel bir süreç olacak. Liyakata İnşallah. Uygun, adil. Hiç şüphe etmeyin. Ama günün sonunda bu olmasa bu sene bir 500 alım daha yapacağım itfaiyeye. Teşekkür ederim. İznini aldık. Devam edin lütfen. İnşallah. Tamam. Hadi başarılar. Başarılar. Maraş. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Abisiyle. Ha, ondan. Eşlik ediyorsun. Benzer yönlerden geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne inşaat mühendisi olarak atandım. Yapma ya. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Bir dakika, sen de bir dakika. Geçtiğimiz sene sınavla girdin. Geçtiğimiz sene Aralık ayında alındık oldu. Tamam. Şimdi kardeşim de buraya geldi. Kafasında Güzel. Soru işaretleri vardı. Güzel. Acaba bir sıkıntı olur mu? Abi geleyim mi, gelmeyeyim mi diye. Ben kesinlikle gelmesini tavsiye ettim. Şu an burada bulunan arkadaşların hepsine de yürekten söylüyorum ki burada çok adil ve liyakate dayalı bir alım olacak. Tamam. Kamuda güzel. Liyakati, kamuda personel temininde liyakat, iş başarısına yönelik personel teminini tüm Türkiye'ye örnek yaptınız. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani inşallah bu sistemin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Harika. Adın neydi? Hüseyin'in yapışarı. Hüseyin. Hüseyin'in torpili büyük. Söyleyeyim mi? Kendisi. Kendi emeği, çalıştı, başardı. Şimdi aramızdaymış. Ne güzel, mutlu oldum, onur duydum. Sana da başarılar. Bugün olmazsa yarın olur ama unutma. Kendin ama başaracaksın, çalışacaksın ve olacak. Size de dedim Maraş dayanışması mı yapıyorsunuz? Tamam, yok anladım, aile desteği. Güçlü ol, sakin ol. Emeğinle buradasın. Kimsenin gözünün içine bakma, aynada kendi gözlerine bak, tamam mı? Hadi bakalım, başarılar. Merkez. Teşekkür ederiz bu yaptığınız adil alım için. Eyvallah. Size kardeşim. Sonsuz minnettarız. Eyvallah, inşallah. Sağ olun. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkürler. Hadi bakalım. İlk defa kadınlara böyle bir alımda yer verildi. Daha önce hiçbir şekilde bizim için ayrı bir alım açılmamıştı. Bunun için ayrıyetten mutluyuz zaten. Yani görünüş belli zaten. Her şey ortada. Hepimiz birbirimizle yarışacağız. İnşallah hak eden iyi olan kazansın. Sizler bu kurumda varlığınızı daha güçlendirmek istiyorsanız liyakatine bakacaksınız, o insanın eğitimine. Bugün başaramayanın da sırtını sıvazlayacağız, diyeceğiz ki bir dahaki sefere devam et kardeşim. Ama o şuna inanırsa, ki inanıyorlar ve inanacaklar, bu kurumda liyakatle insanlar işe alınıyor, umudunu en yüksek tutarak bu kapıdan çıkacak ve size de teşekkür edecek. Ama o buna inanmaz ise o zaman bu kapıdan çıkarken diyecek ki benim hakkımı yediler, ben niye uğraşayım ki? İnsan ayakta tutan en kıymetli şey umut. Umudu da taze tutan o toplumdaki liyakat zinciri. Ne yazık ki liyakat zincirini kırdılar. Bunu yeniden kuracağız, yeniden inşa edeceğiz. Bu hem kadın erkek konusunda böyle, hem insanların ayrıştırılmasını engelleyerek bunu sağlamış olacağız. Ben hiçbir yönetici arkadaşıma, hiçbir çalışanıma, beni iyi biliyorlar, aramızdaki bazı arkadaşlar yıllardır beni tanıyorlar ve biliyorlar, hiçbirisine nesin, kimsin, hangi partidensin, ailen ne sormadı. İyi bilir arkadaşlarım Aynen. bunu. Onun için hep başarısına ve liyakatına baktım. Memleketin bu problemli alandan sıyrılıp kurtulması lazım ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz
umutlarını sürdürsünler. Ben tam da oradayım.